Merhaba arkadaşlar. Lezzetin adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere börek yufkası nasıl açılır anlatacağım. En önemli püf noktalarını sizlerle paylaşacağım. Siz de benim tekniğimle, benim verdiğim ölçülerle yaparsanız çıtır çıtır istediğiniz gibi börekler yapmış olursunuz. İstediğiniz iç harcını kullanarak. Şimdi hemen yapımına başlayalım. İlk önce yoğurma kabımın içerisine bir yumurta ve bir yemek kaşığı sirke ekliyorum. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 çay bardağı yoğurt ekliyorum. Daha sonra da 1 su bardağı su ekliyorum. Şöyle bir pakette kabartma tozu ekliyorum. Kabartma tozunu da ekledikten sonra güzelce bir çırpıyorum. Bunları karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra unumu ekliyorum azar azar. Unun üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuzu da ekledikten sonra güzelce hamurumu toparlayıp elimle de kıvam aldırıncaya kadar yoğuruyorum. Şöyle çok fazla sert olmayacak şekilde yumuşak bir hamur yapıyorum. Gördüğünüz gibi yumuşaklığı bu şekilde. Şimdi tezgahımın üzerine birazcık un alıyorum. Hamurun tamamını tezgahın üzerine alıp güzelce hamuru tekrar tezgahın üzerinde yoğuruyorum arkadaşlar. Burası çok önemli bir püf noktası. Hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak yufkaları açması da o kadar kolay olur. Mutlaka hamuru güzelce tezgahın üzerinde tekrar yoğuralım. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar. Bu arada malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra büyük bir beze haline getirip kesme kartı ile kesiyorum. Ve küçük küçük beze yapıyorum. Videonun sonunda göreceksiniz arkadaşlar. Çok güzel çıtır çıtır böreklerim oldu. Sizler de benim verdiğim ölçülere uyarak, istediğiniz iç malzemesini kullanarak çok güzel çıtır çıtır börekler yapabilirsiniz. Bezelerin tamamını hazırladıktan sonra bu şekilde nişasta ile açıyorum küçük küçük. Bezelerim şöyle bir ceviz büyüklüğünde gördüğünüz gibi. Çay tabağından birazcık büyük olacak şekilde açıyorum. Böreklerimizin yufkasını açmak için mutlaka nişasta kullanalım arkadaşlar. Tamamını bu şekilde açtıktan sonra üçerli grup haline getireceğim. Yani 3 tane bezeyi birlikte açacağım. İncecik yufkamız olacak. 3 katlı açtığımız için ince olmayacağını düşünmeyin arkadaşlar. Çok ince bir şekilde açılıyor. Hiç şüpheniz olmasın. Şimdi gördüğünüz gibi üçerli grup haline getiriyorum. Ara katlara birer tatlı kaşığı nişasta ekleyip elimle sürdükten sonra üst üste koyuyorum ve bir kenara alıyorum. Açtığım bezelerin tamamını bu şekilde üçerli grup yapıyorum. Az önce de söylediğim gibi böreğin içerisinde istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Ben peynirli yapacağım. Siz patates olabilir, kıyma olabilir, ıspanak olabilir veya pırasa olabilir. Hangisini isterseniz onu kullanabilirsiniz. Hepsi çok yakışıyor ve çok güzel oluyor. Bugün ben peynirlisini yapıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi grup haline getirdiğim bezelerden bir tanesini açıyorum. Yine nişasta ile açıyorum arkadaşlar. Siz de mutlaka nişasta kullanın. İçerisine çok az bir miktarda un ekleyebilirsiniz. Ama nişastasının fazla olması gerekiyor. Bakın çok ince bir şekilde ve çok kolay bir şekilde açılıyor. Şöyle kenarlarına yine azar azar nişasta ekleyebilirsiniz. Çok fazla olmayacak şekilde. Gördüğünüz gibi ne kadar kolay açılıyor arkadaşlar.
yağ gibi açılıyor bu hamur. Sizler de mutlaka bu şekilde deneyin. Sanki milföy hamuru gibi çıtır çıtır dökülüyor börekler. Böreklerinizin bu şekilde çıtır çıtır olmasını istiyorsanız mutlaka nişasta kullanın. Böreklerin çıtır olmasında nişastanın çok büyük payı var. Yumuşak bir börek olmasını istiyorsanız da iç malzemeye biraz maya ekleyebilirsiniz arkadaşlar. O zaman daha yumuşak olur. Çıtır bir börek istiyorsanız da bu şekilde kabartma tozuyla yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir yufkamın inceliğini sizlere gösterdikten sonra içerisine mutlaka yağ ekliyorum. Sıvı yağ ekleyip her yerine sürdükten sonra iç malzememi ekliyorum. Yağın her yere geldiğinden emin olalım. Yağın gelmediği yerlere de bu şekilde fırçayla sürebilirsiniz. Bu şekilde katlıyorum dikdörtgen şeklinde. Yarım ay şeklinde de katlayabilirsiniz. Yine birazcık yağ sürdükten sonra iç malzememi ekliyorum. Gördüğünüz gibi yapılışı bu kadar kolay. Şimdi ikinci yufkama geçiyorum. Hazırladıktan sonra uygun bir tepsiye yerleştirebilirsiniz. Aynı şekilde ikinci yufkayı da açıyorum. Bunu da hazırladıktan sonra tepsime yerleştiriyorum. İçerisine peyniri ekledim ve sarıyorum gördüğünüz gibi. Benim verdiğim ölçülere uyarak bu hamur hazırlayıp bu şekilde kolayca yufka açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde açılıyor. 1 dakikadan kısa bir sürede açıyorum yufkayı. Oklavama sığmıyor gördüğünüz gibi. Şimdi böreğimin son halinde sizlere göstereceğim. Üzerine sosu sürüyorum ve 180 derecelik fırınımda alt üstü kızarıncaya kadar pişiriyorum. Bakın inceliği bu şekilde. Sosu 1 yumurta, yarım çay bardağı süt ve yarım çay bardağı sıvı yağ olaraktan sürüyorum. Bu şekilde pişiriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böreğimi bu şekilde hazırladım. Şimdi sosunu da sürüp pişirmeye gönderiyorum. Ve bu arada ben konuşmuyorum arkadaşlar. Böreğimin çıtırlığını sizlere bir dinletmek istiyorum. Mutlaka burayı dinlemeden geçmeyin. Umarım beğenmişsinizdir. Deneyecek olanlara kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.